Merhaba arkadaşlar, Can Yoldaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sandia'nın hayallerini yazdığı kağıt elden ele dolaşmış, Suraj bir türlü yazılanı okuyamamıştı. Menakşe ise başını belaya sokacak işler peşinde koşmaya devam etmişti. Mena'nın yapacakları bununla da bitmez. Mena bu sefer de polislerin Sandia için verdiği kutlamayı sabote etmek ister. Sandia'yı bir şekilde o törene gitmekten alıkoymaya çabalar. Başının ağrıdığını söyleyerek numaralar yapar. Sandia'yı kendisiyle ilgilenmesini sağlayarak onu oyalamaya çabalar. Törene giden Angkor ise Sandia'nın hala daha gelmemiş olduğunu görünce endişelenir. Suraj'a Sandia'nın nerede olduğunu sorar. Suraj kısa bir süre sonra geleceğini söyler. Ancak Mena yeni bir numara daha yaparak Sandia'dan bu sefer de süt ister. Sandia mutfağa gider. Ancak sütün bozuk olduğunu fark eder. Dışarı süt almaya çıkar. Suraj Sandia'yı tekrar arayarak törene çağırır. Sandia kısa süre sonra çıkacağını söyler. Bu esnada Menakşi yine Sandia'yı oyalamaya başlar. Sütü soğutmasını ister. Sütü döküp temizletir. İlaçlarını ister ama ilaçlarının hangisi olduğunu fark edemez. Mena Sandia'nın konaktan çıkmasını engellemek için tüm numaraları yapar. Suraj tekrar Sandia'yı arar ve törene az zaman kaldığını söyler. Sandia Suraj'a kısa süre sonra geleceğini söyler. Ancak Mena'nın kusma numaralarının dozu artınca Sandia Suraj'ı arayarak Mena'nın kötü olduğunu gelemeyeceğini söyler. Suraj bu duruma çok üzülür. Suraj bu durumu herkese bildirir. Sandia olmadan tören başlarken Mena'nın ise keyfi yerindedir. Sandia'yı avucunda oynatan Mena ondan bu sefer de kendisine yemek yapmasını ister. Sandia olmadığı için polisler eşi olarak Suraj'ı kürsüye davet eder. Suraj cebindeki not kağıdını çıkarıp konuşacakken Sandia'nın yazdıklarını okur ve geçmişe gider. Sandia'nın polislere olan ilgisi, kurallara uyum sağlaması ve tüm bu detaylar Suraj'ın zihninde birleşir. Suraj'ın bu düşünceden polis şefi uyandırır. Suraj Sandia için kısa bir konuşma yapıp ödülü onun adına kabul eder. Ancak Suraj'ın aklında Sandia'nın hayallerini yazdığı mektup vardır. Suraj eve dönerken oldukça duygusaldır. Sandia ise Mena'nın bir işler karıştırdığını fark eder. Elinin limon kokması, süte katılan limon çekirdeği. Mena hemen durumu inkar ederek hasta rolüne devam eder. Sandia'nın Mena ile ilgilenip törene gitmemesini öğrenen Santoş, Sandia'yı över. Ailesinin diğer şeylerden önde görmesi övülecek bir durumdur. Santoş bu yüzden Sandia'ya bilezik hediye eder. Mena kendi planının Sandia'nın işe yaradığını duyunca şok geçirir, delirir. Mena'nın bu kıskançlığını Santoş dindirir. Santoş Mena'ya erkek oğlan doğurursa ona altın setler alacağını söyler. Mena bunu duyunca adeta gözleri kamaşır. 300 erkek doğurursa zengin olacağı hayallerini bile kurar. Bu arada Suraj'ın aklı ise Sandia'dadır. Suraj onunla konuşmak ister ancak Sandia Suraj'la bu konuyu yüzleşmek istemez. Suraj Sandia'nın hayallerini neden kendine anlatmadığını düşünür. İkili beraber dışarı çıktıklarında ise Sandia'nın geçmişte babasına söz verdiği yerde dururlar. Suraj işleriyle uğraşırken Sandia derin düşüncelere dalar. Babasına verilen sözleri hatırlar. Burada ona verdiği polis olma hayalini düşünür. Sandia gözyaşlarına boğulurken Suraj yanına gelir. Sandia'nın neden üzgün olduğunu sorar. Sandia'dan beklediği cevabı alamaz. Suraj bu sefer Sandia ile birlikte bir okulun önünden geçerken durur. Biraz işi olduğunu söyleyip Sandia'nın yanından ayrılır. Uzaktan onu izler. Sandia yine geçmişe gider. Okul yıllarında konuştuklarını, hayallerini hatırlar. Suraj onu geçmişiyle yüzleştirerek neler olduğunu anlamak ister. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için dizi haber dünyasını takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.